Müslümanın karısını Allah'tan koparıyor. Müslüman nedir bu? Düşünebiliyor musunuz? Tırnağını uzatırsa ne olur bir kadın? Tırnağını uzatırsa, üzerini oje ile cilalandırırsa, kaplama gibi cila yaparsa, bu kadın af buyurun, büyük abdestini yaptığı zaman katiyen su ile taharet edemez. O tırnağı uzun olan kadınların hiçbirisi su ile abdestini bozduktan sonra su ile taharetlenemez. Kağıtlarla taharetlenecek ve o uydurma, pedikür, menikür gibi uzun tırnak pahasına af buyurun vücudunda pislik taşıyacak, suya yıkayamayacak. Taharetten mahrum kalacak. Taharetten mahrum bırakıyor. Senin hanımını, kızını sahtekar, hain, kafir Avrupa bedeniyettir diye, güzelliktir diye, şudur budur diye müthiş bir hileyle Müslümanın karısını taharetten geri bırakıyor. Necaset taşıtıyor. O uzun tırnakları yıkayabilir mi? Avret mahallini yıkaması kabil mi? Tırnağıyla çizer, mikrop kapar, tehlike olur. Sen onu zaten yaktırmıyorlar zaten. Tırnağına ojeyi sürdüğü için o şekilde tırnağında oje olduğu halde 50 bin defa abdest alsa, 50 bin defa gusül abdesti alsa cünüplükten çıkmıyor dört mesele göre. Abdest almış olmuyor. Böylece tırnakları uzun ve üzeri oje ile cilalı olan kadınların, sokakta dolaşanların %99'u tamamen cürüp dolaşıyor, taharetsiz geziyor. Ve ibadetten mahrum bırakıyor. Yahudinin hilesini görüyor musun? Müslümanın kızını, karısını cilâdır, rujdur, ojedir, boyadır, medeniyettir, aşiriliktir, Avrupalıktır diye hem taharetten hem de Allah'a ibadetten mutlak geri bırakıyor. Ey Müslüman, ne zaman uyanacaksın? Ey Müslüman, Yahudinin boyasıyla daha ne zamana kadar boyanacaksın? Ne zamana kadar uyanacaksın? Ne zamana kadar Allah deyip uyanacaksın? Bir mümin bu kadar gafil olur mu ya Rabbi? Bir mümin bu kadar aldanır mı ya Rabbi? Bir mümin bu kadar sapıtır mı ya Rabbi? Neşriyat yoluyla korkunç tahribatlar açıyorlar ve Müslümanın evladını, kızını, karısını Allah'tan mahrum bırakıyorlar. Şeytana mahkum ediyorlar. Bunu nasıl anlamıyor Müslüman?